6 Temmuz'dan sonra not alsınlar, takvimlerine kursunlar. Türkiye'de yılın ikinci yarısı en önemli olaylardan bir tanesi Koç'ta olacağı için zihinsel, beyinle alakalı konular, pıhtıhla alakalı mesela. Hayatımızda aslında devrimsel başlangıçları yapmaya başladığımız bir dönem. Gökyüzünde çok önemli 2 tane gezegen kavuşum içerisinde olacak. En son 1986 senesinde yine bir kuyruklu yıldızın dünyaya yaklaştığı, yakınından geçtiği ve aynı zamanda da tutulmanın olduğu bir zamanmış. Çernobil faciası olmuş. Yani saldırganlık, öfke, akıl kaybetme hali. Daha da çığırından çıkacak. Biz bedeli ödedik. Evet, biz de bitti. Hayatlarıyla alakalı çok önemli kararlar verecekler. Vermek zorunda kalacaklar. Çok hoşgörüyü elde tutmamız lazım. Çok sabırlı olmamız lazım. Öfkeli davranmamız lazım. Koç ne demektir? Yeniden başla. Haziran'da da Satürn'ün Jüpiter karesi yaşanacak. O da ikizlerde olduğu için... Geçtiğimiz sene sizin programınızda bir kesit var, orada konuşuyoruz. Diyoruz ki ne olacak bu tutulmalar? Yine güneş tutulmasında Hande ile bizi konuk almışsınız. 2023 yine Nisan ayı Koç burcunda tutulma yaşıyoruz. Diyoruz ki 2024 Nisan'da konuşalım. Konuşalım o zaman. Konuşalım işte şu an. Neyi o zaman yani hayatımızda aslında devrimsel başlangıçları yapmaya başladığımız bir dönem. Ben daha fazla kişisel bazda herkes kendi hayatına dikkat etmesi taraftarıyım ve öneriyorum. Daha fazla tabii ki dünya meseleleri ve ülke gündemleriyle de alakalı ilgileniyoruz. Onlar da bizi etkileyen faktörler. Ama dünyada da olsun, ekonomik de olsun, özellikle çok önemli ekonomik açıdan büyük değişimlere adım adım ilerlediğimiz bir zamana gidiyoruz. 21 Nisan sonrası orada gökyüzünde çok önemli 2 tane gezegen kavuşum içerisinde olacak. Bunlar, bu göstergeler büyük değişimleri tetikleyeceğini gösteriyor. En son 1986 senesinde yine bir kuyruklu yıldızın yaklaştığı, dünyaya yaklaştığı, yakınından geçtiği ve aynı zamanda da tutulmanın olduğu bir zamanmış. 1986 senesi. Ne olmuş 1986'da? Çernobil faciası olmuş. Ne kadar için? Benim jenerasyonum hatırlar onu. Bize şey dediler, bu çaylarda radyasyon geldi, şu evet, oldu, bu oldu, bizde kıyamet koptu. Yaklaşık 1,5-2 yıl biz, benim yaş grubum hatırlar onu, çok tedirgin, çok rahatsız, hurafeler, olasılıklar. Yani biz bedeli ödedik. Evet. Biz de bitti. Biz bunu yaşadık. Şimdi Aydan rica ediyorum. Ya gülüş mü kimse? Her taraf abi biz diyor. Biz çok çektik yani. Vallahi isyan ederim bak. Bak şöyle söyleyeyim. O dönemlerde ya ben olmuş, istemiyorum. Olacak değil. Zaten şunu söyleyeyim. O dönemlerden daha farklı ne var biliyor musunuz? Ne? Gökyüzünde çok daha iyi açılarımız var. Tamam. Yani o kadar sert açılar yok. O sertlikte de değil. Bir de biz ama Aygül neler yaşadık evet biz. Ya. Yani o dönemde hamile olanlar yapan, varmış mesela onları araştırdım. Bak deprem yaşadık. Evet. Sel felaketleri yaşadık. Evet. Yangın yaşadık. Orta Doğu'da olmamız hasebiyle sınırlarımızda her dakika zaten sıkıntı eksik olmuyor. Ekonomik, olağanüstü problemler yaşadık. Efendime söyleyeyim 2 tane seçim. İnsanlar bir sene öncesinden de birbirine ağzına geleni nefretle, kinle, negatif enerjiyle yaşadık. Daha bismillah yeni evet, bir... Ya artık bizi bir saat daha... Ya bu dünya üzerinde güneş sadece bu tarafa hiç doğru gözükmesin. Güneş sadece Türkiye'de tutulmuyor. Dünyada tutulan bir şey. Yani dünya gezegen olarak baktığınızda bu gezegen üzerinde yaşanacak bazı büyük değişimleri tetikleyen şeyleri gösteriyor. Ama bunlar her zaman felaket noktasında değil. Değişim her zaman kötü olmak zorunda değil bu arada. Değil tabii ki. Yani öyle bakmamak gerekiyor ama hani ne olmuş, tarihte neler olmuşu araştırıp biz bunları sunuyoruz. Baktığımız zaman da dikkatimizi çeken en sert olaylardan biri bu. Bu buna olmaz, buna benzer bir şey olmaz. Belki işte Rusya'nın herhangi bir tetik alması, Putin'in haritası da çok etkileyici bir şekilde tetikleniyor. Belki birazcık daha Güneş Koç'ta olacak. Savaş ortamına biraz daha gergin bir şekilde bir giriş yapılabilir mi? Endişe ettiğimiz ortak noktalar bunlar. Bunlarda da kesinlik asla yok. Ama olası ihtimaller dahilinde böyle takipteyiz. Dünya değişiyor, bunu kabul edelim. Toplumsal anlamda büyük bir çürümeye gidiyoruz şu an. Bu farkında olan bir şey. Hepimiz yaşıyoruz bunu, görüyoruz. Yani korkunç. Yozlaşma İnanılmaz bir boyutta. Yani saldırganlık, öfke, evet, akıl kaybetme hali. Ben bunu daha önce hatta sizlerin de YouTube kanallarında konuştuğumuz bir konuydu. Evet, haklısın. Daha da çığırından çıkacak bir noktaya. Bundan da mı çıkacak? Evet, bundan da çıkacak. Bu noktaya giden bir durumumuz var. Sadece burada çok hoşgörüyü elde tutmamız lazım. Çok sabırlı olmamız lazım. Öfkeli davranmamız lazım. Güneş tutulması niye tutuluyor? Bir adım atacağız. Büyük bir adım. Koç ne demektir? Yeniden başla. Bize mesaj bu. Yeniden başla. Şu an ne yapıyorsan ve neyden verim alamıyorsan bunu bırak diyor. Bununla savaşma, mücadele etme. Tam tersi yeni bir şey aç, yeni bir sayfa aç ve cesur ol diyor. Yani bize bir cesaret göstermemizi ifade ediyor ama kişi cesaret gösteremiyorsa kaybolabilir. Tabii bir Merkür gerilemesi var. Ben şöyle bir tweet atmıştım. 25 Nisan'da bitecek. 13 Mayıs'ta kendine gelmesi anca sürer diye. Biri de şey yazmış. Valilikten onay izin toplayacağım. Merkür'ün kendine gelmesi için, daha erken kendine gelmesini istiyorum. Çok güldüm ona. Hakikaten şu an, evet, şu an gerçekten biri de diyor ki Merkür bile kendine 13 Mayıs'a kadar geliyor. Çok güldüğüm şeyleri. Bizim ülkemizin mizahı çok iyi ya. Evet. Mizahta müthişiz ben. Yeni bir şeylere başlamamanızı tavsiye ediyorum. Bunu niye tavsiye ediyorum? Genelde Merkür'ün yavaşladığı zamanlarda başlattığınız şeyler hayatınızda zamanınızdan ve paranızdan çalar. Eğer şayet paranız ve zamanınız bolsa başlayabilirsiniz. Yani ben bununla alakalı size Merkür retrosu geliyor başlamayın falan diyemem. Bu bir tercihtir, seçimdir. Tekrar denersiniz, tekrar olur, tekrar edersiniz. Bir şeyler tekrar gözden geçmek zorunda kalmaya açık zamanlardır. Ne yapabilirsiniz o dönemlerde? Başlamak isteyen başlasın. Yani biz onlara sakın sözleşme imzalamayın, sakın onu yapmayın. Ben bunları çok şey buluyorum, böyle doğru bulmuyorum. Evlenmek isteyen evlensin, başlamak isteyen başlasın, biz tutmayalım. Tamam. Sonradan gelişen süreçleri takip edin. Oralarda görmediğiniz şeyleri göreceksiniz. Yavaşlamadan hızlıca karar verdiğiniz olayları, ya bak görüyor musun, ya keşke orada şunu düşünseydim, talep etseydim, isteseydim diyebilirsiniz. Ya da o dönem istediğiniz kadar heyecanlı olmayabilirsiniz. Hevesiniz o kadar olmayabilir. Bunları gözden geçirme zamanlarıdır. Yani yaşama, anlama, idrak etme zamanları. Bunu idrak ederlerse kazanırlar. Ama yok ya bana ne Merkür geriliyormuş ben başlayacağım. Başta tutan yok. Kimse sana yapma da demiyor. Kötü olacak anlamı da taşımıyor. Yani aslında biz biraz olaylara baktığımız zaman olaylar başımıza gelmiyor bizim. Biz olayların başına gidiyoruz. Yani Merkür retro oluyormuş. Ben düğün tarihi aldım, ne yapacağım? Bir tane çok değişik bir mesaj geldi radyoya. Aygül Hanım Merkür retro oluyor. Biz 20. senemizdeyiz. Nikah tazeleyeceğiz. Uygun mu diyor. 20. senen. 20 sene evet, kalmış. Bak zaten ne kadar güzel bir şey yapıyor aslında. Yani ilgimi çekti. Nikah tazeleyecek. 20 senede gelmişsin. Nikah tazeleyeceğiz diyorsun. Çok keyifli bir şey. Merkür retrosu ne? Aslında buna uyuyor. Yani baktığın zaman uyuyor. Geçmişe dönüp bir bakıyorsun ve oradaki bir şeyi yeniliyorsun. Çok keyifli bir şey. Çok doğru bir zaman. Yani çok enteresan sorular var. Çok enteresan bakış açıları var. İnsanlardaki en büyük problem kendilerini çözemedikleri için neyi nasıl anlaması gerektiğini bilmiyor. Evet, evet. Yani şimdi sen bir bilgiyi temellendiremedikten sonra sen dünyanın, evet, en anlaşılır cümlelerini de kursan, evet, o kapasitesince anlıyor veya senin söylemediğinden çok farklı bir anlam çıkartarak demişsin gibi davranıyor. Kesinlikle. Çok basitleştirelim. Şimdi sen diyorsun ki dünyadaki gökyüzü olaylarının yeryüzüne yansıması olur. Evet. Ve dünyada yaşanan tarihe de bu atıfta metafor yapıyorsun. Evet, evet, evet. Buna benzeş olaylar olur yaşam, evet, döngüsü içerisinde. Bunları tartışırız. Şimdi bak, bunları konuşuruz. Şimdi diyor ki benim o zaman böyle mi oluyor? Oğlum. Evet. Şimdi yarın güneşli değil mi hava? Sen de diyelim ki bir deniz kenarındasın. Denize, güneşe çıkarsın. Bazı insan beyaz tenlidir. Evet. Koruyucu sürer. Aynen. Çok. Bazı insan hiçbir şey sürmeden yanar. Hiçbir şey olmaz. Aynen, evet, öyle ya. Bazı güzel insan öyle. Hemen soyulur, ben çıkar. Her tarafı çilli olur. No. Hepimiz biz değiliz ki. Senin yaşamda birçok X faktörün var. Ailen, doğduğun coğrafya, ekonomik durumun, sosyal ekonomik durumun, doğru, eğitim seviyen, haleti ruhiyen, psikolojin, beden sağlığın, saymakla bitmeyecek X faktör var. Şimdi kız onu mu desin sana? Evet. Zaten eğer onu demeye kalkarsa... Artık bir tane burçta yaklaşık 6 saat vakit ayırması lazım. Yani Kaliforniya'daysan böyle olur. Afro-Amerikalı bir ailede doğduysan şöyle olur. Kiron eğer kolesterolün yüksek, kan şekerin o senin sağlığını öncelediği için böyle olur mu diyecek şimdi. Yani kız genel, sen artık çıkarsama kendini sen biliyorsun, biz nereden bilelim. Mesela genel bir kanıyı sana burçlar özelinde söylüyor. Sen al onu. Kendi durumunu sen biliyorsun. Aynen, kendini öyle uyarla. Kamu ama spotu. İşte Hakan'dan 100 tane yok ki bir tane. Ben bunu alıyorum, sordum, keseceğim. Kamu spotu olarak her yayınla, YouTube kanalımda aynen, girişte. Yayınla. Ama beni neyi yorduğunu anla. Mesela adam, ben bir şey söylüyorum. Benim söylemediğim bir sonuç çıkartıp kendi kendine cümleyle kavga ediyor. Ulan diyorum, buna bir zaman ayırayım da buna diyeyim ki oğlum öyle değil böyle dedim ama diyorum bunu neyle uğraşayım? Bu bir umutsuz vaka yani. Aynen öyle, yok olmaz, mümkün değil. Sen o yüzden hiç güneş tutulma. Yok kesinlikle. O biz herkes anladığı kadar aynen, artık. Aynen, hayatı aynen, herkes anladığı yerden yaşar. Şimdi bu önümüzdeki 6 aylık sürece bakalım. Bir kere Koç burcunda tutuluyor bu güneş tutulması. Koçlar için çok önemli. Tamam. Yani Nurtuba hayatlarının dönüm noktasını yaşayacaklar. Bir kere Koçlar. Koç ve teraziler hatta. Hayatlarıyla alakalı çok önemli kararlar verecekler. Vermek zorunda kalacaklar. Yani artık oradan atlamam lazım. Hani bir uçurumun kenarına gelir. Ya nasıl yapacağım, nasıl olacak değil, atlayacaksın ama buna cesaret et. Çünkü sonu seni çok başka bir yere götürecek, başka bir olaya götürecek. Yeni bir hikaye yazacaksın. Özellikle Koçlar daha cesur olmayı seçsin, teraziler de bırakmayı seçsin mesela. Bu tutulmanın en önemli faktörlerinden bir tanesi, ana temalarından bir tanesi bu olacak. Tek tek burç özelinde mi anlatayım? Lütfen. Peki, Koç ve yükselen burcu Koç olanlar hayatlarıyla ilgili dönüm noktası olacağından söz ettik. Yaşantılarında iş ve mesleki alanda büyük bir zirveye çıkacaklar. Parasal kazançlarını en iyi toparlayabilecekleri sene bu sene. Ekonomik koşullarını çok güzel bir şekilde düzenleyebilirler. Yani ellerinden geldikçe yatırım yapacaklarsa cesur olsunlar. Cesur yatırımlar içerisinde olabilirler. Kazançlarını arttırma fırsatları bu sene önlerine gelecek. Tutulma sonrası büyük bir değişim içerisine girebilirler. Tabii tutulmanın olduğu burçta sağlığa da dikkat ederiz. Yani sağlıkla ilgili konuları da, ihmal ettikleri şeyler varsa hayatlarında bunlara dikkat etsinler. Görünür görünmez kaza ve belalar deriz mesela tutulma zamanlarında. Eski astrologlar genelde böyle çok önerirlermiş. İşte sadaka verin o dönemlerde, daha kendinizi koruyun. Koç burcunda oluyorsa Koçlar daha az öfkelerini kontrol etsinler, daha arka planda kalsınlar, sabırlı olsunlar. Bir tutulma yaşıyorsunuz, farkında olun, idrak seviyenizi yükseltin. Koçlar için çok başka ve önemli, radikal kararlar verdikleri, göz önünde oldukları bir zaman diyebiliriz. Boğa ve yükselen burcunuz Boğa ise, Boğalar için de zaten son 2 sene çok stresliydi Nurtuba. Orada ciddi bir şekilde hayatlarında büyük bir devrim yaşadılar ama asıl devrimi tam Mayıs'ta yaşayacaklar. Yani Nisan ve Mayıs zamanlarında bir iş bırakma, yeni bir işe geçme, ülkeyi değiştirme, işte evlilikle alakalı bir yol ayrımı, böyle pat diye yani çat diye bir şey bırakma. Boğalar yapamaz. Yapabilecekleri bir enerjileri yoktur onların. O konuda sabit insanlardır ama bir şeyi değiştiriyorlar. Bir şeyden artık vazgeçiyorlar, bırakıyorlar. Bir yenilgi yaşadılarsa yani böyle bir yılma, bir yıkılma, bir zorluk yaşadılarsa üzülmesinler. Onlar aslında çok hayrına gelişen bir noktada olduğunu süreç içerisinde görecekler. Yeni bir adım atacaklar. Bırakmak zorunda kalacaklar. Yani mecburlar artık. Onu yapmak zorunda. O onu yapmadığı sürece ona zarar verme boyutuna geçeceği için ya neyse ben de bunu kabul edeyim ve ben de burayı terk edeyim ya da ben de bunu buradan gideyim deme noktasına gidebilir. Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar sağlıklarıyla ilgili de zorluklar biraz yaşadılar. Operasyonlar, ameliyatlar bunlar gerekirse de 25 Nisan'dan sonra hareket etmelerinde daha fayda ve şanslı, daha uğurlu olması açısından düzgün gidebilir işleri diyebiliriz. Yani o zamana kadar engellerle karşılaşırlarsa hani boşuna değil, belki olmaması gerektiği için olabilir. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar için de çok güzel kariyerlerinde büyük adımlar atacakları zamanlar geliyor. Jüpiter ikizlere geçecek Mayıs ayında, 21 Mayıs'ta. Son kalan şeyleri toparlıyorlar artık. Gerçekten çok böyle yük çektiler, yük taşıdılar, zorlandılar. Akademik kariyer yapanlar varsa, üniversitelerden atanma haberleri bekleyenler varsa, onay bekleyenler varsa, yarım kalan işleri varsa, bir şey söz verilmiştir, vaat edilmiştir, bırakılmıştır yarı yolda mesela. Bunların tamamlandıkları zamanları yaşayacaklar ama biraz Mayıs sonrası, biraz acele etmesinler. Haziran'da da Satürn ile Jüpiter karesi yaşanacak. O da ikizlerde olduğu için çok sağlam hayaller ve adımlar içerisinde gitsinler. Yani tepeden birden bir yükseliş gelir. Mesela Mayıs ayında, Haziran'da herkes bir vaatte bulunur. Çok kazanacaksın, şöyle olacak. Orada hemen kendini baskılayarak, manipüle ederek hareket etsin. Daha sakin ilerlesin. Bir dakika görelim önümüzü, bakalım, acele etmeyelim. Evet işler yolunda gidiyor ama her zaman böyle gitmeyebilir. Keşke bu söylediklerini hep yapabilsek. Keşke tabii ki ama dönem dönem hep de yapmak zorunda değiliz. Her şeyin bir dönemi var, zamanı var. Doğru zamanda doğru şeyi yapsak yeterli bence gibi. %100 buna katılıyorum. Evet. Her şeyin zamanı, tadı, tuzu var. Yemek gibi öyle her dakika iyi. Zaten öyle bir şey olur mu? Her öyle zaman sabırlı olamazsın. Evet, evet. Düşün, bir anlamı da yok. Düşünün evet. Mükemmelim. Değil. Yazılım mıyım ben ya? Evet. Değil hatalar yani. Yapayım. Değil mi? O hatalardan acı çekeyim. Evet. Ama tolerasyonu mümkün olsun ders çıkartayım. Bunun adı tecrübe olabilsin. Bir daha yapmayayım. Yapmamaktan bu sefer övüneyim gibi gibi. Kesinlikle. Devamlı hiç hata yapmıyorum. Her şey mükemmel oluyor. O ne ya? Bu böyle bir şey değil. O yüzden hani herkesin bir burçları da konuşurken onun bir dönemi var işte yani. İkizler için bu aslında. Kendini baskılasın, hayallerini çok yukarı tutmasın. İkizlere diyorum. Yengece demeyeceğim mesela. Yengece anladım. Diyeceğim ki hayallerinin peşinden git. Orayı zorla, ısrarcı ol gibi. Onun zamanı, hani herkesin bir zamanı var, her şeyin bir zamanı, vakti var diyoruz. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Özellikle kariyer ve iş hayatınız, çalıştığınız yer, yaşadığınız alan, aile ortamı, yurt dışı planları çok ön planda olacak. Yurt dışında yaşamak, ev sahibi olmak, vatandaşlık almak, belki çalışma isteği ve arzusu, başka bir kültürü yaşamak, başka bir duyguyu yaşamak isteyebilirler. Çünkü kendilerini hiçbir şekilde ait hissetmiyorlar. Bu dönemde kendilerini çok yalnız hissediyor olabilirler. Burada yeni kararlar ve yeni adımlar atabilecekleri bir başlangıç yaşayacaklar. Eğer ortaklıklarıyla ilgili zorluklar yaşıyorlarsa bunu mutlaka konuşmaları gereken bir dönemdeler. Cesurca konuşsunlar. Evlilik ve ilişkilerle ilgili de biraz sarsıcı olaylara Eylül ayına dikkat etsinler ama mesleki anlamda en çok kazanacakları, parasal anlamda en çok kazanacakları bir dönem geliyor. Yani gerçekten yeniden inşa edecekler. Hukuksal problemler varsa, uzun süren mahkemesel konular, suçlar, iftiralar, yanılgılar yaşıyorlarsa bunlarla da ilgili bir takım sonuçlanmalara gidecekler Mayıs ayında. Mayıs onlar için önemli bir tarih olacak bu bağlamda. Burada da kendilerini çok doğru ifade etsinler diyebiliriz. Aslan ve yükselen burcu aslan olanlar iş ortamlarında çok, her zaman söylüyorum bunu, uzun süredir köle gibi çalıştıkları bir zamandalardı. Çok çalıştılar, yoruldular. Aslan çalışkan değil mi Aygül? Çalışkanlar, seviyorlar çalışmayı ama takdir ve onay görmediklerinde, onurlandırılmadıklarında da çok öfkeli bir haline dönüyorlar. Onu uzun sürdürebilmedikleri için çevreden, partnerden, aileden hep bir onurlandırılmaları lazım. Yani sen çok iyi yapıyorsun, sen çalışmasan biz böyle olmazdık. Motivasyona ihtiyaç. Motivasyon seven insanlar biraz, o duyguyu seven, o sevilmeyi isteyen, hissettirilen insanlar. Bu dönem özellikle iş ve mesleki alanda önemli bir adım atacaklar. Yeni bir şeye başlıyorlar. Şirket kuruyor olabilirler, iş kuruyor olabilirler. Yeni bir yere başvuruyor olabilirler. Yeni bir adımları var. Şansları çok iyi olacak. Özellikle bu sene, yani bu tutulma sonrası hayatlarında yaralandıkları, yara aldıkları, aslanlar çok yaralı. Bak çok yara aldılar. Sırtlarından çok vuruldular. Gerçekten ilişkilerinde de öyle şeyler yaşadılar. Şimdi yara aldıkları yerden şifalanacakları bir zamana geçiyorlar. Yani bu tutulma sonrası o ışıklar yanacak. Aslan sahneye geçecek. Olması gereken yere geçecek aslında. Şimdiye kadar orada değildi diyebiliriz. Başak ve yükselen burcu Başak olanlar. Başaklar da biraz sağlık problemleriyle çok yorulmuş olabilirler. Talihsiz, bazı sıkıntılı, sorunlu, problemli olaylar yaşanmış olabilir. Ocak ayından beri bekledikleri işler olabilir. Mesela atanmak istiyordur, yarım kalan işi vardır, bir yerden projenin sonucunu bekliyordur. Başak da bunlarla alakalı sonuçları tutulma sonrasında alacak. Soruyorum. Etkisi bir sene boyunca sürecek aslında. O kadar. Bir senelik bir etkiden bahsediyorum. En güçlü bu konuştuğum olayları Temmuz zamanında yaşayacak hepsi. Bunu mutlaka kaydetsinler. Takip etsinler bunu. 6 Temmuz'dan sonra nota alsınlar, takvimlerine kursunlar. Güneş tutulması dediğiniz kadersel olayları anlatır. Tamamen bir devri açar, bir devri kapatır. Tutulma dediğimiz şey o yüzden hep önemlidir. Bu Kur'an-ı Kerim'de de böyle geçer zaten. Yani çok işaretleri çok değerlidir ve çok önemlidir. O yüzden bu tutulmaları böyle inceleyerek ve takip ederek alsınlar. Başak yarım kalmasın, sonra kızıyorlar. Başak ve yükselen burcu Başak olanlar Ocak ayından beri tamamlanmayan konularının Nisan'dan sonra tamamlandıklarını görecekler. Nisan'dan sonra sonuç almaya başlıyorlar ama dediğim gibi belki taşınmak, yer değiştirmek onları da biraz ilgilendiren bir konu. Biraz daha Temmuz sonrası çocuklarıyla ilgili gelişmeler olabilir. Çocuk, aile, çocuğun eğitim sorunları, problemleri, bunlara çözüm bulmak isteyebilir. Parasal, yatırımsal konularla alakalı mesela belki destek ve finansal ihtiyaçları çok artabilir. Kazançlarını çok arttıracaklar. Şanslı bir dönem olacak. Zaten Jüpiter Boğa onları birazcık daha törpüledi, kazandırdı, yükseltti diyebiliriz. Birazcık daha olsun. Sadece zihinsel, ruhsal sağlıklarına daha fazla dikkat etsinler. Geçelim terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Teraziler için de bu sene güney ay düğümü dediğimiz, yani artık dedik ya dönüm noktası. Evet. İşte teraziler dönüm noktasını yaşayacak olan kişiler arasına giriyor. Teraziler artık bir şeyleri bırakma noktasında olmak zorundalar. Hep onay almak, beğenilmek, sevilmek. Yani onların çok böyle huzur bozdukları bir nokta yoktur. Hep huzur ararlar, huzur yaratmaya çalışırlar. Huzuru bozuyorsa da huzuru yaratırken bozar. Bazen de huzuru yaratmamak gerekir. Yani ne gerek var? Bırak huzuru kaçıyorsa birinin kaçsın. Ama terazi öyle değil. Ya mutlu olalım ya falan derken göze batarlar. Ama ne yapıyor bu falan dersin yani. Ben tadım kaçık zaten dersin. Terazinin öyle bir enerjisi var. Venüs enerjisi. İyi olsunlar, güzel olsunlar. Sonra da terazi cinneti diye bir şey var Hakan Bey. Evet, Allah düşürmesin. Sessiz tabii aman aman Allah düşürmesin dersin ki ne oldu buna ya? Bu çok iyi biriydi. Hiç böyle biri değil. Bir bakmışsın terazi çıldırmış, acayip şeyler söylüyor ve yapıyor. Öfkesi çok sert olabilir ama çok dayanır, çok bekler, çok vericidir. İşte sabırlı. Bazen öyle de olmamak gerekir. Aslında, evet, çok sabırlıdır, çok öyle olmamak gerekir. Tahammül edemediği yerleri söylemesi gerekir terazilerin. İşte öyle bir sezon. Yani bunları konuşuyoruz ama boş konuşmuyoruz. Tahammül, sınırlar, sınırlarını bilmez, sınırları çizemez. Herkese sınırsızdır. Ama tabii öğrenen, yani terazinin gelişim süreci, kişisel gelişim sürecinde sınır çizmeyi öğrenmek vardır. Herkes bir fıtratla doğuyor. Teraziler de onu öğrenir. Yaşı geçmiş bir terazi beni şu an dinliyorsa, yani özellikle Kiron döngüsü dediğimiz bu 40 yaş sonrasında dinleyenler varsa, ya biz onları geçtik falan diye dinliyordur muhtemelen. Geçmişlerdir doğru ama en azından içlerinde de o çocukluk olan bir parçası kalır. Artık onu da sonlandıracakları, finalize ettikleri. Mecburen. Koşullar öyle istiyor. Evlilik bitirebilirler, ortaklık bitirebilirler. Yeniden de başlayabilirler. Hikayelerini bilmiyorum. Hikayelerine göre tasarlasınlar. Cesur olsunlar. Bunların neyi bitiriyorlarsa bitirme konusunda içleri çok rahat olsun. En rahat olacakları zamandalar. Onu söyleyebilirim. Hayatlarıyla ilgili bir şeyi bitirme noktasına gelip bu duyguyu biri ona yaşatıyorsa, o duygu doğru bir duygu olduğunu düşünüyorum. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar, akrepler için gerçekten bu sene hayatlarını tamamen değiştirmek istedikleri, artık gelenekleri yıkmak istedikleri, aile sorumlulukları olsun, işte belki çocuk sorumlulukları, genel itibariyle iş sorumlulukları, çok çalışkan insanlar, istikrarlı ve tuttuğunu koparan, yani derinlemesine inen, bir şeyi böyle yüzeysel yapan insanlar değil. Bazen de yüzeysel yapmak gerekir. Hep derine inemezsin. O derinde kaybolan. Kontrollü ve çok zeki. Evet. Çok kontrol etme böyle. Çok dürüst. İnanılmaz. Yani, inanılmaz. Yani kontrol edecek orayı. Bu böyle olmaz. Sezgileri çok kuvvetli olduğu için huzursuz oluyor. Bir anlamıyorsun niye huzursuz olduğunu bir akrebi mesela. Asla anlayamazsın. Bir şey olur. Ya bu huzursuz olduysa bir şey geliyor bana dersin. Onun o enerjisi inanılmaz bir enerjidir. Bir akrep burcu çevrenizde zaten varsa onun o enerji alanı eğer o mutsuzsa onun enerji alanından bile mutsuz olursunuz. Dersiniz ki bir şey var yani. Bir şey var ve huzursuz. Yani sizi huzursuz ettiği için değil. Çünkü gerçekten o sezgileri o kadar güçlü ki o etrafında tamamen saran bir duyguları var. Çekip çok, çevirme özelliği çok var. İstikrarlılar, çok istikrarlılar. Ben patron olsam yöneticilerimi akrep burcundan seçerim. Kesinlikle çok doğru bir karar. Evet. Ama yamuk da yapmamak lazım. Bir şey orada soru işaretli ama neden anlayamadım. Asla yamuk yapılmaması gereken bir burç. Tabii. Benim eşim ya. Doğru, sizin eşiniz akrepti. Siz tecrübeniz var. 23 sene. Akrep tecrübesi olan biri konuşsun o zaman. Abi bir de mesela insan değişken de bir varlık. Evet. Neyle ilgili? Sağlığın, ortamın, ekonomik durumun, efendime söyleyeyim işte yaşadığın bölge değişikliği bile insan. Abi istikrarlı asla değişmiyor. Bir jetver gibi yani kız eğer bir 2001'de neyse 2023'te de 23 yıl aynı istikrarlı aynı özelliklerini taşıyor. Ya suistimal edilmeyen insanlara denk gelirlerse çok iyi bir hayat olabilir. Ama akrebe ne deriz? Kendini sokarak öldürür. Yani eğer doğru ve iyi bir insana ve bu istikrara gerçekten layık birine denk gelmezse de o kişi de kendini sonlandırır. Yani kendine maalesef bunu eziyet şekline de getirebilir. Çünkü çok vazgeçmeyi de bilen insanlar değil. Sana zarar geldiğinde. Bu zaman için mesela ne yapsınlar? Bu zaman da işte artık o kendilerini sonlandırmaya geldikleri zamandalar. Bunu yapmamaları lazım. Bir şey tükendiyse, bittiyse hayatlarında ısrarcı olmamaları lazım. Özellikle kariyer hayatlarında, iş hayatlarında, aileyle ilgili konularda biraz biraz daha artık kendilerine de önem vermeleri gerekiyor. Kendilerine de bir değer katmaları gerekiyor. Onların hayatlarında yeni adımlar atmaya götürecek. Yaşayabilirler. Belki bir şirket kurabilirler. Belki taşınma da söz konusu olabilir. Burayla ilgili bir karar verebilirler. Çocuklarla ilgili bir karar verebilirler gibi hayatıyla ilgili böyle radikal döneme gidecek. Asıl hayatıyla ilgili radikal inşa ettiği dönem 2025. Ama bu tutulmayla birlikte bunlar tetiklenecek. Temeller atıldı. Evet. Çalışanlarına dikkat etmesi lazım. Birçok çalışanını değiştirecek. Eğer çalışanları varsa mesela çalışanlarla ilgili bir revizyona gidebilir. Çalışma arkadaşları, proje yönettikleri insanlar da önemli etken olabilir bu konuda. Onlarla ilgili değişimler olacak. Yay ve yükselen burcu yay olanlar. Yaylar için de özellikle bir taşınma söz konusu olabilir bu tutulmayla birlikte. Ya da bir işle alakalı bir teklif alıp o işe aniden geçiş yapabilir. Yaylar böyle ok yaydan çıkar. Öyle insanlardır. Birden hemen karar verirler. Çok çalıştıkları bir proje, çok çalıştıkları bir iş varsa sonuç verecek o da. Çok güzel sonuç alabilir yaylarda. Sağlıklarına biraz dikkat etsinler sadece. İş ortamlarındaki büyük değişime, şaşırtıcı değişime hazır olsunlar. İş ortamları şok edici bir şekilde değişiyor. Güzel anlamda mı yoksa? Yani güneş tutulmalarında olan şeyler hep hayrımıza olur aslında da biz o an anlamayız. Yani bizim için kötü olabilir ama sonu güzel olan şeylerdir. Aslında her felaket, her kötülük bize muhakkak bir güzellik getirir. Eğer bir şeyler kötü gidiyor gibi geliyorsa sonu çok iyi olacaktır. Güneş tutulmasıyla gelen olayları böyle idrak ederlerse başarılı olurlar. Bu dönem bir finalize etme, sonlandırma, olayları idrak etme, kendilerini toparlama gibi duygular içerisine girecekler. Çok şanslı bir zamandalar. Yani bu şansı lütfen değerlendirsinler. Hayatlarında özellikle evlilik, evlenmek isteyen, ilişki, yeni biriyle tanışmak isteyen, ilişki yaşamak isteyen birçok yay evlenmek isteyecek mesela. Özellikle 2024'te yay 2025 o kadar evlilik burcu değildir diye biliyorum. Yani çok fazla bir partnerim olsun, ilişkim olsun, bir ilişki içerisinde olayım duygusunu çok hissedecek bir alana yürüyecekler. Birçok yayda yılın ikinci yarısından sonra evlilik kararları çok ani alabilir mesela. Çocuk sahibi olma gibi haberler gelebilir onlardan. Oğlak ve yükselen burcu oğlak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğlağa ayrı bir özen gösteriyoruz Aygül biliyorsun. Evet. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar da zorlu geçen süreçlerini tamamladılar. Söyledik o Plüton'un onların burcunda olması ama son bir küçük Eylül ayında bir geçişleri var. Tekrar bir gelip gidecek, yoklayacak oğlakları. Özellikle süre gelen problemli devletle alakalı olabilir. Hukuksal konular olabilir. Bunlarla ilgili işler varsa bunların tamamen toparlanıp bir karara gideceği ve gerçekten ne derler buna bir zafer kazanmak gibi düşünün. Bir şeyin zaferini kazanmak. Bu bir işin zaferini kazanmak, uzun süren bir haksızlığın zaferini kazanmak olabilir. Bu tutulma. Onları burada itekleyecek. Sadece şu an çok büyük bir baskı altındalar, manipülasyon altındalar, şu an zorlanıyorlar. Ya yöneticileri değişti, yöneticileriyle alakalı bir karar içerisindeler. Yani ben çalışabilir miyim, yapabilir miyim, edebilir miyim? Bunları sorgulayabilirler. Nisan sonrasında bu 6 aylık bir süreç. Hı hı. İş hayatlarıyla alakalı artık ben daha özgür bir hayatın parçası olmak istiyorum ya. Ben gelenekleri yıkmak istiyorum, ben bu şekilde bir yaşamı istemiyorum dedikleri. Oğlak değişmez öyle kolay değildir. O da istikrarlıdır yani o bildiğini okur. Diyebilecekleri bir noktaya gidecekleri durumlar olabilir. Yurt dışı çok önemli olacak. Yurt dışına yatırım yapmak, yurt dışı işleri mesela. En büyük şanslarıyla ilgili konular, eğitim alanları. Bunlarla ilgili şans faktörleri çok yüksek olacak. Sosyal medya ve e-ticaret mesela. Sosyal mecralar. Kazançları genelde buradan sağlamaya yönelecek oğlaklar. Oğlaklar daha elle tutulur, gözle görülür temalar içerisinde hareket eder. Ben bunu görüyorsam alayım. Mesela. Gerçekçi. Gerçekçidir, öyledir. Ama şimdi ne yapacak? Ya tamam, bunu dünyanın bir gerçekliği var. Ben de ona uyum sağlayayım. Bu buradan da bir kazanç olabiliyor, buradan da bir gelir olabiliyor. Daha konfor isteyecekler. Ya uzun süredir çok yorucu çalıştılar. Şimdi hayatlarının daha konforlu, daha iyi kazandıkları bir dönem ama dediğim gibi özgür. Özgür olmak çok önemli olacak. Yani bu bunalımı artık istemiyorlar. Hiçbir özgürlük baskılayıcı, hiçbir şey istemiyor oğlaklar. İş ve mesleki alanlarında yükselecekleri bir zaman olacak. Özellikle Mayıs ayı. 21 Mayıs sonrası bunu zaten hissedecekler. Önemli bir terfi, bir yer değişimi, bir teklif, bir şey alabilirler. Evlilik ve ilişkilerinde daha fazla zorlandıkları o son 5 sene, 6 sene çok zordu. Ama şimdi daha rutine geçtiği, daha sakin ilerlediği bir sistem içerisinde girecek. Sadece dediğimiz gibi biraz Eylül ayına dikkat etmesi, çok ani kararlar vermemesi lazım oğlaklar için diyebiliriz. Kovalar, hazırsa kovalardan devam edelim. Kova ve yükselen burcu kova olanlar, onların hayatlarıyla ilgili daha yeni kararlar aldıkları ve bu kararları da ön plana çıkarttıkları bir döneme işaret ediyor. Tamam. Özellikle çocuk sahibi olmak istiyorlarsa, tüp bebek tedavisi göreceklerse, atıyorum sağlıkla ilgili başka bir tedavi göreceklerse çok şifalanacakları bir zaman. Bunu çok iyi değerlendirebilirler. Çok kişi umut olmuşsundur şu an. Şu an çok önemli bir şey. Yani onların haritalarında hani bazı göstergeler, mesela niye diğerlerine söylemiyoruz, evet, buna söylüyoruz? Çünkü bu göstergeler genelde onların olma olasılığı yüksek gösteriyor. Biraz bunlarla ilgili konular ön planda olabilir. Ev değiştirme, satın alma. Belki var olan bir evde yaşıyorlardı. İşte ya ben acaba kendi evimi mi alsam, çok kira mı ödüyorum? Böyle bir para harcama ile alakalı zorluklar yaşıyor olabilirler. 10 Nisan, 14 Nisan arasında biraz dikkat etsinler. Harcamalar artabilir. Birden olağanüstü harcamalar çıkabilir. Olağanüstü kazançlar da gelebilir. Bu karşılıklı aldıkları açılara göre. Kardeşler, yakın akrabalar, kardeşlerle alakalı sorumluluklar, bunlar ön planda olabilir. Kovalara bol bol biraz böyle mümkün fırsatları varsa seyahat etsinler. Seyahatlerde daha iyi düşünecek, daha doğru karar verecek, kendilerini daha iyi hissedecekler. Biraz böyle seyahat edebilirler. Güzel bir eğitim, organizasyon edebilirler kendilerine bu tutulmada. Bunlar onlar için çok daha akıl açıcı, daha farklı bir boyutu onları taşıyacak. Bunları yaparken de üçüncü kişi konuşmalarına dikkat etsinler. Yani kimin ne dediği çok önemli. O onu demiş. Kovalara özellikle uyarıyorum. Bu bana bunu dedi. Sana da şunu dedi. Kovalar böyle şeyleri sevmez. Kolektif insanlardır. Ama bunlara maruz kalacak bir çevreye girecekler. Ben de çok enteresan Aygül, yıllarca böyle okudum. Bu Oğlağım ama Kova'nın bazı özellikleri var bende. Var. Haritanızda birçok gezegen. Öyle değil mi? Zaten. Evet. Çok evet. Birçok şey Kova'da. Mars'tan evet, tutun. Evet. Şeye kadar, Venüs'e kadar hepsi Kova burcunda. Evet. Zaten. Balık ve yükselen burcu. Balık olanlar, onlar için de gökyüzünde çok önemli dediğimiz iki gezegen var. Satürn ve Mars. Bu iki gezegen çok nadir bir araya gelir. Ve Balık burcunda bir araya geliyor. İyi yani, şey mi bu? Şimdi şöyle düşün. Yani milyonda bir gelebilecek bir ihtimalin hayatınıza uğrayabilme ihtimali, ilahi anlamda da, güzellik anlamında da, balık çünkü tevekkül etmektir. Yani iyi olana iyi gelecek. Kötüysen de ya bu niye başıma geldi diye bir kere daha sor. Kendin ne yaptın mesela gibi. Çok daha ulvidir, daha rahmanidir balık burcunda olan şeyler. O yüzden hani daha bu soruyu o şekilde sorabilirler. Bir kısıtlama, o kısıtlamayı aşmak için de bir mücadele. Yani Satürn engeller, Mars sen hadi burada mücadele et der. Şimdi buradan kopya çekerek ne yapacaklarına baksınlar. Evlilik, ilişkiler, ortaklıklar, parasal koşullar. Birçok balık burcu şu an boşanmak zorunda oluyor olabilir. Satürn etkisi maalesef orada bir engel veriyor. Neye veriyor? Evliliğe engel veriyor. Ortaklığa engel veriyor. Tam yükselecek, tam bir şey yapacak. Ya niye olmuyor ya? Niye işler böyle gidiyor diyorsa, o Satürn yıldızının etkisi altında olmaya açık. Bunu nasıl yenebilir? Kendisi idrak ederek, buradaki olayda tevekkül ederek ve olayı anlayarak, tepki vererek, benim başıma niye geliyor, Allah kahretmesin, ben bunları niye yaşıyorum değil. Buradan ne öğrenebilirim ve ben burada kendimi nasıl geliştirebilirim? Eksikliğim ne benim? Ben niye bu duruma düştüm? Niye aslında buraya geldim? Aslında bütün burçlar bunu yapsa keşke. Kesin, ama şöyle, bu dönem onların dönemi. Mesela oğlakların, kovaların geçti. Artık bu saatten sonra yapmış, öğrenmiş şeyini aştı olan onlar. Olmuş, biten yani, bitmiş diyorsun. Evet, onlar öğrendi. Şu an onlara ben bunu demem mesela. Ama ben bir balığa derim. Balık öyle bir dönemde yani. Şimdi böyle bir dönemde, idrak döneminde bunu yapmak zorunda. Yapması da yapacak. Yapmak zorunda kalacak durum gelecek gibi düşünsün. Bunlara dikkat etsinler. Para ve finansal konularda çok zorlanabilirler. Harcamalarda zorlanabilirler ama bir o kadar da çalıştıkça gelecek. Mücadele ettikçe gelecek. Yani ya ben çalışsam ne olacak? Şimdi ikinci işi yapsam ne olacak ya? Bu neyime yetecek demesin. O daha da fazla getirecek. O bambaşka bir kapıyı açacak. O bambaşka bir kapıyı açacak. Dönüp baktıklarında birkaç sene sonra en güzel inşa ettikleri yıl bu yıl olacak. Kötü hiçbir şey yok. Her şey çok daha hakkımızda da, ülkemiz için de çok iyiye gidecek. İyi de olacak. Yeni bir döneme gidiyoruz. Yeni bir yaşam biçimi belirliyoruz. Koç yeniden başlatmak demektir. Baktınız olmuyor. Yani hani yere düşüyoruz. Yere düşebiliriz ama ayağa kalkmak bizim seçimimiz. Kalkıyor musun ayağa? Bu soru sorulur. Kalkmıyorsan da kimsenin yapabilecek bir şey yok. Kimse sizi kaldırmıyor. Felsefesi bu işin yani. Birazcık işin içerisine bunları yerleştirirlerse kötü bir şey yok. Bir sıçrama dönemidir tutulmalar. Keyfini çıkartın. Hayatınızda uzun süredir olmasını isteyip de olamadığını gördüğünüz her şeyin bu dönemden sonra olduğunu göreceksiniz. Bunun keyfini çıkarın. Tabii ki bir şeyleri iyi niyet içerisinde, ahlaki, etik ve mutlu, en önemlisi mutlu götürebiliyorsanız bu tutulmalar fayda sağlar. Götüremiyorsanız da onun da bedeli ödenir. Şimdi tutulmalar olsun, gökyüzü dönüyor. Biz öldükten sonra da güneş tutulacak, ay tutulacak, yaşam bir şekilde gidecek. Hiçbir şeyin umrunda olmayacağız baktığında. Sadece süreç içerisinde yeryüzüyle gökyüzü arasında bir ahenkle dans etmeyi başarırsak, oradaki o etkileşimi güzel götürebilirsek bizim iyi insan olmamızı sağlıyor gökyüzü. Gökyüzünü o yüzden kaldırıp kafamızı bakmamız, bazen iyi insan olmamız için sınırlarımızı korumamız bize bir işarettir orası. Gökyüzü o yüzden vardır. Bence iyi, ya kötülere rağmen iyi kalmaya devam etmek lazım diye düşünüyorum. Evliliklerde de böyle. Mesela iki kişinin haritasını gördüğün zaman nerede zorlanacaklar, nerede kolaylıklar olacak anlayabiliyor muyuz? Tabii hangi alanlarda olduğunu çok yaptığımız araştırmaların %70'inde tutarlılık yakaladık. Yani gerçek anlamda iki kişinin doğum bilgileri doğruysa ve üst üste o yıldızların, hani yıldızım barışıyor mu benim bununla? Hmm. Ya da ben bununla ne olurum, nereye varırım dediğin yerlerde çok güzel... Komik bir şey hemen söyleyeceğim. Twitter'da dedim ki Merkür'le Mars kavuştuğu zaman ilişki haritalarında kişiler dedim çok sansasyonel konuşmalar ve sert ifadelerle işi bitirebiliyorlar falan dedim. Bir hanımefendi almış dedi ki biz karakolda ayrıldık dedi. Merkür Mars kavuştu. Ama o saatlerce yani. Evet aynı o kadar tabii, tutulmuş. Tabii. Merkür'le Mars Aslan burcunda ikisi tutulunca diyor ki Aslan'da tutulursa karakolda biter işleri. Ya bazı vasıfların duruma göre avantaj oluyor. Bazı vasıfların duruma göre dezavantajı oluyor. Onu yönetebilmek. Bunları da sen farkına bir kere yetişkin, olgun bir bireysen, istemeyerek de olsa kendini analiz edersin. Kendi vasıflarınla alakalı dersin. Ya ben çabuk sinirleniyorum, bu bir zaaf olabiliyor bazen. İşte şöyle oluyor, böyle. Bunu törpüleyeceksin. Evet. Senin çizdiğin yol haritalarında dönemsel olarak her birinde farklı emareler olduğunda... O vasıflarına daha çok dikkat edeceksin. Evet, aklına gelecek bir yol ama işte yani diyoruz da yapabiliyor muyuz da dönüyor hikaye. Evet, ne diyeceğim? Eskiler demiş ya geçinmeye gönlün varsa diye. Evet. İşte oraya artık bağlıyorsun. Artık böyle bir duygu. Tahammül bir kere zaten hiç yok. Sıfır yani. İlişkilerde de yok. Bir de teknoloji de çok buna maalesef şey. Tabii. Yani doğru. Yok oluyor. İnanılmaz. Şöyle düşün. Basit bir hemen örnekleme yapalım ki insanlar algılasın. Bugün Twitter olmasaydı, Instagram olmasaydı, Facebook olmasaydı, TikTok olmasaydı bu kadar negatif enerjiyi fark edebilir miydik? Hayır, nerede? Konu kapanmıştır. Asla. Devam edelim abi. Aynen. Bir şey iyi ya da kötü kullanımı diye bir kavram var. Yani biz bunu maalesef nasıl kullandığımız da çok önemli. Amerika'da arkadaşım çocuğunu orada okutuyor. Dedi ki Aygül yeni bir ders koymuşlar. Aa ne ders dedim. Neymiş? Tablet kullanma dersi. O ne demek ya? Tablet kullanma dersi. Ondan kurtarırsınla alakalı bir şey yok. Bunu okulda nasıl ölçülü kullanabilmesine dair bir dersi var bu işin. Yani şimdi geldiğimiz noktada biz nasıl yapıyoruz? Çocuklardan tabletleri alın. Ben bundan işlem yapıyorum. Ben buradan bir şey söylüyorum. Onu yapıyorum ama çocuğum bunu kullanmayacak. Çocuğum bunu kullanacak. Bunu nasıl kullanacak? Yani bizde bu yok. Sana basit örnek vereyim. Benim kız 10 oldu, 11'den 2 ay aldı veya 3 ay aldı yani. Kaç doğumlu oldu? 2011, 2012'li mi? 12. Hı hı, 12 de eşit. Şimdi tabii ki onlarda da kaçırılmaz iletişim aracı telefon oluyor. Arkadaşları var, yazıyorlar, çiziyorlar. Ama o yaştaki çocukların her biri kendisine birçok etkenden dolayı ifade ediş şekli rahatsız edici olabiliyor. Kızın... Evdeki davranış biçiminden demoralize mi değil miyi anlıyorsun. Annesi hafta sonu telefonunu aldı. Oo, nasıl mutlu, nasıl huzurlu, değil bahçede mi? Oynuyor, atlıyor, gülüyor, keyfi yerinde. Niye? Akran zorbalığı diye bir şey de var. Bir arkadaşı akım derken okum diyor, o bir şeye ona takıyor kafayı, ben onu demedim diyor bilmem ne. 10 yaşındaki çocuklara kadar bu... İğrenç şey negatif enerjiye neden oluyor. Evet. 10 yaşındaki çocuklara kadar. Herkesin hayatta etkilendiği bir takım sahipler var yani. Arkadaşından etkilenirsin, aile içi meselelerin vardır, kalabalık bir ailem, annem baba ilişkilerin vardır, kocandan etkilenirsin, çocuğunla ilişkilerin vardır, siyasi görüşün vardır, tuttuğun takım vardır ama bitmez o. Evet. Lan burada darman duruyor, mezba, o senin bilincine dokunmama ihtimali var mı onun işte? Ve taşıyoruz bunu bir de. Bir şeymiş gibi. Yani kendimizi mutsuz edecek bir aparatı Ama sorsa ihtiyaç, iletişim bilmiyorum. Lan ne alakası var? Bütün kimyan bozuluyor için. Evet. Gerçekten tüm kimyan bozuluyor. Öyle böyle değil ve bu teknolojinin daha da devamı geliyor. Yapay zeka ile birlikte. Yapay zekanın gidişini nasıl yorumlayacaksın? Muazzam, yani muazzam. Ben 6 ay sonrayı göreceğiz. Yani Plüton Eylül ayında Oğlak Burcu'na bir geçiş yapacak kısa. Orada son kalan gelenekler, geleneksel olarak dünyada mesela bu mavi yaka, beyaz yaka, çalışma şekli, bunların hepsi değişecek. Yani bunlar tamamen hayatımızda çalışma şekillerinden tut, şirketlerin personel belirleme, personel azaltması, bunlar yılın ikinci yarısının en önemli konularından bir tanesi. Çok önemli olacak. Bir şey söyledin. Tabii yepyeni bir dijital yaşam ve çalışma şekline bir geçiş sağlanacak. Bunda teknolojinin alanı o kadar büyük ki. Ama şunu söyleyebilirim, teknoloji inanılmaz bir noktaya sizi taşıyacak ve götürecek. Bunu görebilirsiniz. Bu önemli olacak. Biraz daha böyle işte doğal afetlere dikkat etmek gerekecek yılın ikinci yarısında. Ama bu dünya genelinde ülkemiz için de geçerli mi? Ülkemiz için de tabii ki geçerli. Geçersiz diyemeyiz. Geçerli ama dünya açısından önemli olacağını, Amerika ile alakalı ne olacağını inanılmaz şekilde merak ediyorum. Özellikle 7 ay kaldı zaten. 2025 özellikle Mars'ta, Aslan'da yılın sonunda retro olacak. 2025'te çok başka şeyler konuşuyor olacağız. Yani o konuların biraz uzmanı. Tutulma Amerika'da. Çünkü evet, hocalardan olacak. Dinliyorum, bir de soruyorum. Çağrı Aran Hoca sağ olsun, Süleyman Seyfi'nin, Avni Özgürel. Oralar karman çorba. Çok acayip yani. Dolayısıyla bize de yansıyacak. İç kargaşa olarak çok acayip şeyler yaşayacaklarını düşünüyorum. İzleyip göreceğiz. Türkiye'de yılın ikinci yarısı en önemli olaylardan bir tanesi gıda zehirlenmeleri olacak. Gıda ile alakalı araştırmalar ve denetimle ilgili acayip şeyler. Hayır alamet bir şey var mı? Mesela tek bir tane hani böyle bir yazık yani bize den tamam bir kafamıza düştüğüne etsin, kavga edelim, dövüş ama bir yalandan mesela var dondurma da, yiyelim yani. Hani var da söyleyemem. Bizim için doğru zaman mı Aygül? Onun da zamanları varmış ya. 8 Nisan şimdi güneş tutulması oldu. Evet aynen zamanları var. Ne zaman biliyor musun? Böyle 13-14 Nisan'dan sonraya denk. 16 Nisan pazartesine falan denk geliyor herhalde. 15-16. Genelde de pazartesi başlarlar. Sen de güzel bir tarih verelim. 16'sı güzel. Lütfen 1 ile 25 Nisan arasında çok bir şeyi başlatma noktasına gitmesinler. Ona tekrar ediyorum. Teknolojik cihazlar alalım mı diye soracaklar. O bozuldu Aygül, bunu alalım mı, şunu yapalım mı? Tekrar ediyorum, alacaksınız, alabilirsiniz, almak zorundaysanız ama mesela ne yapın? Garantisi de gidin 5 yıllık yaptırın gibi. Aldın ya öyle bir şeyi. Yani ne gerek var 5 yıl yaptırmayayım demeyin. O dönem alıyorsanız ekstra özen gösterin, ekstra dikkat gösterin gibi dikkat edebilirsiniz. Bunlarla bir koruma yöntemi olabilir ama çok da almak zorunda değilseniz, acelesi de yoksa acele etmeyin. Merkür retrosu zamanında sağlıksal anlamda dikkat etmemiz gerekenler var mı? Özellikle Koç'ta olacağı için zihinsel, beyinle alakalı konular, işte bu pıhtı ile alakalı mesela baş ağrıları, yani beyin fonksiyonları, Koç bunu anlatır. Burada Merkür retro olacağı için aynı zamanda buna dikkat etmekte fayda vardır. Bu tarz ani gelişecek ateşli hastalıkları biraz tetikleyebilir. Siz de inanmayacaksınız ama çok güzel şeyler olacak yani. Gerçekten güzel şeyler olacak. Biraz daha sabredelim. Yıldızlar genelde karanlıklarda ortaya çıkar arkadaşlar. O yüzden karanlıklarınızı sevin. Orada parlamaya çalışın ki aydınlıklarda daha güzel sabahlara uyanın diyorum. Güzel bir bayram diliyorum. Hoşça kalın.